Faki konuğum sevgili Hayko Cepken oldu. Hayko ve ben bu kez Uludağ'ın Sarıalan Yaylası'na güzel bir doğa yolculuğu yaptık. Birçoğumuzun dokunmaya bile çekindiği ısırgamasından birlikte ip yaptık. Deredeki balıkların bayılarak yedikleri böceklerin biz de tadına çıkan zorlu arazi engellerini geçerek Sarıalan Yaylası'na ulaştık. Sevgili Hayko'nun kendi icadı bir yöntemle içilebilecek nitelikte suya kavuştuk. Bir yayla evinde yaylacılar gibi barınıp kendimize böğürtlenli ve cevizli bir ekmek yaptık. Yine yayla evinde bulduğumuz bir bağlamanın tellerine dokunarak anonim bir halk ezgisini mırıldandık. Ve günün tatlı yorgunluğunun üstüne müthiş bir uyku çekip ertesi gün içimiz enerji dolu evimize döndük. Tek başına programı için beni Bursa'da bu yamacın ya da nerenin ne olduğunu bilmediğim yerine bıraktılar. Birazdan burada Serdar Hoca'yı bulmam lazım ki onunla beraber doğada tek başına nasıl hayatta kalacağımı öğreneyim. Sanırım maceranın artık başlaması gerekiyor. De nereden ineceğim onu bilmiyorum. Serdar Hocam. Hayko hoş geldin. Hoş bulduk hocam, buldum sizi. Dikkatli, evet aynen öyle. Ne haber? İyidir hocam, sizden ne haber? Nasıl geçti yolculuk, iyi mi? Vallahi bırakıp gittiler buraya. Araç buraya kadar geliyor zaten, bundan sonrasını artık yürüyerek devam edeceğiz. İyi, tamam. Şimdi sevgili Hayko ile birlikte Uludağ'dayız. Uludağ'ın kuzey yamaçlarından 7 saatlik bir yolla, 7-8 saatlik bir yolla güney tarafının tam üst tarafında sırtta yer alan bir yaylaya ulaşmaya çalışacağız. Orman muhteşem, bitkörtüsü çok zengin. Etrafta nelerle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Yürüyerek o yaylaya ulaşıp geceyi orada geçirip ertesi gün dönmeyi planlıyoruz. Ve sana bir bıçak vereceğim şimdi. Bu gezide yanında olmasını istiyorum. Çünkü bıçak doğada yaşaması gereken bir insan için hakikaten önemli bir malzeme. Nasıl kullanacağını da birlikte kullanırız zaten, herhalde kullanıyorsun, daha önce de kullanmıştın. Çok kullanmışlığım var. Çok değil mi? Şimdi daha çok kullanacağız. Doğada kullanacağız. Tamam. O sende kalacak, bu da bende. Yapraklar yolculuk da başlayacak. Benim. Yapraklar da sende olsun. Hadi bakalım ne için kullanacağını gösterirsin sonra bakalım. Böğürtlen sever misin? Bayılırım. Gel o zaman sana güzel bir böğürtlen yedireyim. Hemen startta. Seni beklerken gördüm, dedim herhalde gelince ona yedirsem daha iyi olacak. Hiç dokunmadım da. Çünkü dokunduğum zaman bile kimyası değişiyor. Öyle mi? Evet. Bunu kendin tutarak al lütfen. Vallahi. Resmen çocukluk bu işte. Tepedekini de al, şu üsttekini. Hmm. Bal gibiymiş be. Ben de şunu alayım mı? Olur. Bunun taze yaprakları. Kanayan bir yaramız olduğunda ezip çiğnersek gürültüle tepkimeyi de görecek. Hı. Herhangi bir yerimiz kanadığında o kanın üzerine koyduğumuzda, yaranın üzerine kanamayı hızla durduruyor. Biz de sadece çocuklukta babamızın bize topraktığı bir şey sanıyorduk. Neler neler çıktı.
Şu an 900-950 metre irtifada bir yerdeyiz yükseklikte deniz seviyesinden. Gideceğimiz yayla 1600-1700 metre civarında. Yani aşağı yukarı 800 metre irtifa kazanacağız. Bayağı bir yol var. İyiymiş. Evet. Peki bu doğadan ekstra faydalanmak için mesela arabada tokamı unuttum. Bir şey halledebilir miyiz? Saçları bağlamak için evet. Mi? Çok kolay. Doğada her şeyin cevabı mümkün. Öyle mi? Evet, gidelim. Yolumuzun üstünde denk gelirsek birkaç bir şeyle o işi halledebiliriz. Hadi oraya. Buradaki böğürtlenden biraz toplayalım derim. Tamam. Yukarıda acıktıkça, ihtiyacımız oldukça atarız, oldu mu? Langır langır kopartmıyor. Evet, evet. Yani bir bitkiyi kökünden değil de daha çok meyvesinin fundalarından çekip koparmak lazım. Ki aynı yerden bir daha meyve versin diye. Sevgili Aykoy, sana ip yapacağım bir malzeme buldum. Nedir bu? Isırgan otu. Öyle mi? Evet. Dere kenarında olması... Atacaktım, tutacak işte. Vallahi atacaktım. Isırgan otu bu. Evet. Üzerindeki tohumları görüyor musun? Evet. Şimdi yaprakların hemen alt taraflarında kristal şeklinde borular var. Hı-hı. Onlar elimize dokunduğumuzda vücudumuza giriyor. İçindeki gaz da enjekte oluyor içine. Bizi rahatsız eden aslında o. Ancak bu biraz karta kaçmış. Yanlarından da bak dallar çıkmış. Öyle mi? Daha körpesini, yeni çıkmışını koparacağım. Ondan çok güzel ip yapacağız. Tamam. Hızlaştırdık. Tam orta kısmını tutuyorum, evet. Bu barınak falan yaparken de... Bravo, aynen kullanabilirsin. Aynen o, değil mi? Tabii. Bunu kırdım ortada. Kırdıktan sonra elimin üstüne yerleştiriyorum işaret parmağımın üzerine. Sadece küçük bir parçasını şöyle açarak baş parmağımın üzerine koyuyorum. Çekme işini de buradan tutup bunu sıkarak yukarı doğru çekiyorum. Şimdi sana güzel bir ip yapalım. Şu iki parçası bana yeter. Tutar mısın? Tek yapmamız gereken şey bacağımızın üzerinde bunu vücudumuzdan dışarı doğru itmek. Böyle bükmek. Yün eğrir gibi aynen. Deneyebilirsin. Evet evet, esinti daha kolay oluyor. Bu bana gelip değdiriyor. O zaman biraz öne gel. Bak. Doğa da. Dikkat et diyor, benim arkadaşımı aldın diyor. Orada. Şöyle düğüm atıyorum. İstiyorsan şuradan tutup şöyle bir sağlamlığını test edebilirsin. Şurasından çek, şuradan tut. Nasıl? Bağlayabilir misin, bağlayayım mı? Bağlayabilirim. Harika. Bu işi de çözdük. Kontrol edeyim mi? Süper. Buna bir düğümde atmaya gerek yok. Tutmuş. Yok. Rahat mısın? Tamam. Böyle devam. Yavaş gel, bir şey göstereceğim. Evet. Bak burada bir geyik izi var. Bizim gittiğimiz yön istikametinden geliyorlar. Hı-hı. Bir tane burada bak. Burada da almış. Bak burada taşın üzerine basmış alttaki kayaya. Kaymış. Geyiği ancak bir kurt takip eder. Tırnakları sivri, görüyor musun şurada? Hı-hı. Biraz dağınık izi ama şurada. Basıp kaymış. Onun arkasından geliyor büyük bir ihtimalle. Kim bilir neredeler. Bilir nerede. Bizim geldiğimiz istikamette gitmişler o tarafa. En azından arkamızdalar. Evet. Güzel bir şey değil mi, vahşi olduğunu hissetmek buranın? İşte amcanın ayakları da kalp gibiymiş. Kalp gibi. Bu henüz küçük. Daha yavru. Devam edelim mi?
Hadi çok gidelim, güzel. Belki bir kurtuluruz. Kadar gideceğiz ya. Ayko, açlık durumun nedir? 2,5 saattir aşağı yukarı yoldayız. Vallahi biraz acıktım. Biraz acıktı mı? Şimdi bu gibi durumda doğada aç kalmış bir canlı burada bir sürü besin bulabilir. Nitekim biz Birdland de bulduk. Meyve bulduk da. Meyve bulduk. Hı-hı. Ama protein ihtiyacımızı da giderebilmemiz lazım bir şekilde. Biz gösterelim nasıl bu kaynak bulunabilir. Derede bir sürü canlı vardır. Hem oksijeni bol hem soğuk bir dere burası. Alabalığın beslendiği yani besinlerden çok sevdiği böcek var burada. Akıntılı suyun köpük de olduğu yerlerde küçük taşların altında 8 bacaklı böcekler var. Onlar yenilebiliyor. Onlar sana bulduracağım ve bir tadına bakacağım, tamam mı? Oradan akıntılı bir tane yer, bir yerden bir taş paşası alabilirsen bir bakalım var mı? Oluyor mu? Uçuyor. Çevir hemen. Mesela şu. Görüyor musun Ayko? Bunları mı yiyeceğiz? Mesela bak, bunun daha büyükleri de var tabii. Ama bak şimdi iki tanesine bak şimdi. Sen de bunu al. Bu akrebe benziyor ya. Akrep değil. Üstten şöyle ittirerek parmağının altına, evet, baş parmağını alabilirsin. İki parmağını şöyle sıkıştır. Önce sen mi yiyeceksin? Hayır. Yiyorum. Ye. Dene, tadına bak. Ben doğaya bıraksam o yaşasa. Şimdilik proteine pek ihtiyacım yok gibi hissediyorum. Eyvah. Ben boşuna mıydım? Baksana herif oynuyor lan. Bir bak bakalım tadına. Diğerlerini de yerine koyalım mı? Çok tadını beğendim. Bunun hepsini yalayacağım şimdi taşır. Yıkandık. Bir de farkındaysan nehir batıya doğru dönmeye başladı. Evet. Biz güneye gideceğiz. Gideceğimiz istikamet burası. O yüzden yukarı çıkacağız. Esas aksiyon burada olacak galiba. Ulan ne işim var benim burada? Geleyim mi? Hadi bakayım. Thank you.
oldu galiba. Aşağı yukarı 6,5 saattir yoldayız. Maşallah. Maşallah. Bayağı iyi performansın var. Bu arada tebrik ederim seni. Teşekkürler. Dik yerlerden geçerken özellikle benim gösterdiğim değil de kendi emin olduğun yerlere basıp tuttun. O çok hoşuma gitti. Gözüm arkada gelmedik buraya kadar. Çok güzeldi. Yok. Ben de bu kadar iyi çıkabileceğimi düşünmedim ama daha iyi geçti benim adım. Gayet iyi. Şimdi üst taraflarda bir yerde olsa gerek yayla. Çok az kaldı. Orada yemek yiyeceğiz değil mi? Yemek yiyeceğiz evet. Yanımızdakilerle bir şeyler yapacağız. Güzel bir evin içini açarsak en azından. Tamam. Evin içinde kalmayı planlıyorum. Bir kuzine soba varsa güzel. Onu da yakıp etrafında. Kıyak olur. Kıyak olur. Hadi oğlum. İlerleyelim mi? Hadi gidelim. Ulaşalım oraya. Hava kararmak üzere zaten. Hı-hı. Bir 3 saatlik bir zaman kaldı. Hadi. Hadi bakalım. Şimdi hocam sis bastı burayı. Yönümüzü nasıl bulacağız? Yani nasıl çıkacağız buradan? Güzel soru. Güneş varken yön bulmak kolay. Ağaçların gövdelerine bağlı dallardan yönümüzü çok kolay tayin edebiliriz. Özellikle sırtta rüzgar alan yerlerdeki ağaçlarda güneye ve kuzeye bakan dallarını bulabiliriz. Güneye bakan dallar daha böyle yatay ve kalın olurlar. Kuzeye bakanlarsa cılız, neredeyse imkan yani yok kadar az denebilecek kadar az. Ve varsa da dik ve cılız olurlar. Mesela şu ağaca bakın, güney bu tarafı gösteriyor. Evet. Dallar kalın ve yatay, bu tarafı görüyor musun dik? Şöyle ki bir tane uzun var. En uzun olanın rengi olabilir bak, en uzun. Hı-hı. O direkt güneyi gösteriyor. Tam arkası da kuzey zaten. Evet. O zaman hocam siz bize yönümüzü buldurttunuz. Ben de size suyu bulacağım onunla. Yaylaya yaklaştık herhalde. Ha. Suyu bak işaret başladı. İşaret başladı. Suyu bulacağım çünkü çok susadım. Ne tarafta gösteriyorsun? Valla bu tarafı gösteriyor hocam. Gidelim o zaman. Hadi bu tarafa doğru gidelim. Suyu ben bulacağım. Aşağı yukarı 300 metre yol var aşağıya yayla evlerine doğru. Herhangi bir tanesine uygun görüp ya da birisi varsa onlar rica edip geceyi onlarla birlikte geçirmeyi istiyoruz. Ben birine uygun görür girerim. Hiç merak etmeyin. Sen önce suyu bir bulsana bize. Suyu buldum. Zaten oraya doğru gideyim. Oraya doğru gidiyor. Biz oraya doğru gidiyoruz suya doğru. Çok susadık çünkü. Evet. Kütüğü buldu buradaki ya. Güven bana suyu bulacağım. Kuzu kulağını buldu. Bu nedir biliyor musun? Su istiyordum kuzu kulağını. Çok güzel bir besin ama doğada. Yenilebilecek. Çok taze bir de. Temiz yapraklarının kızarması daha çok C vitamini olduğunu gösteriyor bak şimdi. Önce sana vereyim. Şunu bir parça lütfen. Sadece kökü hariç hepsini yiyebilirsin şu ayağın. Kök hariç hepsini yiyebilirsin. Ha. Yedik ama şimdi bu nedir hocam? Bunda C vitamini çokça var. Elektrolit ve mineral var içinde bolca. Yani yürürken kaybettiğimiz tuzu ve minerali bunun içinden alabiliriz, sağlayabiliriz. Evet. Ama güzelmiş bu. Harika. Bu harbi güzel.
Hocam açtıktan yedirdin yani yeşili biberi. Otomatik yani koyun gibi. Böceği. Ama ne kadar keskin. Uzun zamandır bu kadar keskin kuzu kulağına rastlamadım, bu kadar şeyi ekşili olan. Şimdi senin alete bir sor bakalım ya, su nerede? Sola doğru gösteriyor hocam. Şimdi oraya mı gösteriyor? Demin buraya gösteriyordu. İyi gidelim o tarafa hadi. İşte bazen zikzaklar çizebiliyorum. Arazinin koşullarına göre dönüyor da. Okşuyorum arada. Elektromanyetik yapıyorum da bazen çok fazla okşayınca. Bunun artık kuzeyi batısı yok hocam. Bunun artık burnunun dikine doğru gidiyorsunuz. Suyu çıkaracağımız noktayı bulacağız. Tahminen kazacağız. Sesi geliyor zaten suyu şurada. Açıkçası yaklaştığımızı hissediyorum. Seni tebrik ediyorum abi, suyu buldum. Baksana hocam. Suyu buldum hocam. Tebrik ediyorum abi. Suyu patlattın da. Su önce seni. Vallahi. Ne kadar temiz bir şey geliyor. Vallahi. Hava karanmadan artık bir ev bakalım mı? Hadi bulalım artık. Huzurumuzu da giderdik. Tamam. Üstte bir yer var, oraya bakalım. Tamam. Evden ses gelmiyor ama eminim çünkü bu kuru odunların işareti burada, dizilmiş odunların işareti burada, birileri var. Şu an yok olsalar bile mutlaka gelecekler. Açık gibi değil mi kapı? Aman da. Kimse var mı? Merhaba. Oho. Kapı dışarıdan kilitliydi. İçeride kimse olmadığı işareti. Ama bu odunlar ve kapının açık olması, kilitli olmaması da çok yakında bir yerdeler insanlar. Ya acil bir durum için bir yere gittiler veya ormanda işleri var. Hayvan gidiyor olabilirler, hayvan gezdiriyor olabilirler. Biz de burada onları bekleyeceğiz. Girebiliyor muyuz yani? Girelim, burada Tanrı misafir ederler bizi. Hayko, insanlar yaz dönemlerinde, normalde kış ve baharda burası soğuk ve karlı biliyorsun. Hayvanlarını daha aşağıda köylerde tutuyorlar. Yaylalara getirip daha güzel otları yedirip onlardan süt ve süt ürünleri elde etmek maksatlı yaylacılık hayatını devam ettiriyorlar. Bu evde sadece 3-4 aylık gelip kaldıkları çok küçük, tek gözlü bir ev. Buraya bak kuzine, soba yapmışlar. Buradan odunu yakıyorsun, içinde bir fırın haznesi var. Hem ısınmak maksatlı da kullanılıyor burası. Fırın içinde sıcak hava dolanırken burada her türlü yemeği pişirebilir. Bildiğimiz şu andaki modern fırının. Aynen, modern hali. Fırının odunlu yanını işte. Aynen. Elektriklisi değil de odunlusu. Ya da gazlısı değil de. Arka tarafta mutfak kısmı var. Burada uyuma yeri yapmışlar kendilerine. Bak ne güzel, burada herhalde evin babası uyuyor. Sabah babası bize. Öyle güzel. Arka tarafta da geniş bir yatak var. Burada mutfak kısmı. Oh. Hayko bak, burada neler var? Pekmez. Ha. Pekmez. Tahin var burada. Daba. Bu tahin pekmez. Vazgeçilmez oluyor galiba. Evet. Daha un var. Çok güzel. Tuz da var. Şeker var burada bak. O zaman yemek yiyebileceğiz. Yemek. Acaba yiyelim mi, yemeyelim mi? Daha iyi. Ben biraz daha yeşillik yerim mesela. Daha maya da var burada. Sana ben ekmek yapayım mı diyeceğim. Olur. Böğürtlenler çantada değil mi? Çantamda. Süper. Harika.
Ceviz de var orada, birkaç kuru kabuk. Onlar cevizle böğürtlendi. Kek Hı. gibi bir ekmek yapalım, oldu mu? Olur ama ne yapacaksak yapalım. Çabuk yapalım mı? Tamam. Yapacağız anlaşılan. Çok güzel. Yapabilir miyiz? Niye yapmayalım? Önce ateşi yakalım oraya tabii. Olur. Oh, bağlama var burada. Sen anlarsın bu işten. Ben çalamıyorum. Bağlama çalamıyor musun? Yok. Denedin mi hiç? Hiç denemedim. Yani telli ortamlara büyük bir sevdam vardır ama maalesef çalamadım. Ben biraz biliyorum ya böyle. Piyano bildim ben. Çalarsan güzel olur. Kıyak olur. Akşama tıngırdatırız. Vallahi. Evet. Çalabiliyor musun? Denerim, evet. Süper. Biraz çalabiliyorum. Keyifli olur o zaman. Evi bulduk, sazı bulduk. Müziği de yaparız. Ekmeği de yapacağız. Ekmeği de yapacağız. Tamam, ne biçim survival bu değil mi? Evet. Hadi o zaman ne yapacaksak ona girecek. Yayladaki lüks bu. Yaş mayanın yarısını onun içine koyuyorum. Alık suyu da üzerine. Biraz da tuz atalım onun içine. Aman Serdar Bey, tuzunu fazla kaçırmayın. Çok az atıyorum. Ben onu karıştırayım aslında, sen de bıçağını kullanarak şey yapsana ya şu cevizleri. Açayım mı? He, çok basit bir yöntem var, bak sana göstereyim şöyle. Sivri yeri değil, tam arka kısmında, hı-hı, şurada. Onun orta kısmını elini kesmeden dikkatlice hafifçe içeri bastırıp böyle çevirdiğinde bak, çok kolay açılıyor. Gördün mü? Aynen, sesi doğru geliyor. Aykut, şu kabukları da içeri sallayalım, iyi yanarlar onlar. Sonra ya. He. Güzel geliyor, bakalım. Şöyle. Eyvallah. Ayko, bu bütün böğürtlenleri bunun içine atıyorum ben. Geri, geri geldi, onu atayım ben içine. Şunu ağzıma atıyorum. Sen asıyorum canım şuna bak. Of. Suyunu da bırakmış yaprağın içine. Şu araya tam pekmezi. Harika. Şimdi bayağı vitaminli, yağlı, mineralli, karbonhidrat içeren bir besin olacak bu. Artık olsun. Sabahtan beri yaprak yiyorum. Yaprak. Hazırım.
Ateşle. Ateşle. Onu ortaya koyuyor. Evet abi. Ateş öyle. Aynen. Aynen, süper. Ben de bunu parmaklayayım mı? Sen de onu getir abi. Şimdi bunun yanına güzel bir çay gider değil mi? Gitmez mi ya? Ne çay yapacağım biliyor musun sana? Çay yok ki. Çam iğnesi var ya. Hı. Tazelerinden toplayacağım onların. Sıcak suyun üzerinde onu bekleteceğiz, onu içeceğiz. Çok güzel tadı var. Çok az da pekmez ekleriz üstüne. Geliyorum. Sonra başına. Da yaylada koşan adamlar diye adını çıkacak. Aslında buraya geldiğimi öğreneceğim zaman bu kadar keyifli vakit geçireceğimi biliyordum az çok ama tabii bazı şeyleri yaşamadan ona net olarak karar vermek çok da doğru olmuyor. Şimdi sabahtan beri ne kadar fazla yol yürüdük bilmiyorum. Aslında bu tarz şeyleri yapmak beden olarak çok yorucu. İnsanı çok fazla yoran ve acıktıran şeyler. Bunun yanı sıra Serdar Hocam bana sabahtan beri o açlığı bastırmak için çeşitli yeşillikler yedirdi. Bunun yanı sıra deredeki taşların altındaki küçük böceklerden de faydalanmamı sağladı, sağ olsun. Şu ana kadar hayattayım. Herhangi bir kötü şey de hissetmiyorum kendimle alakadar ama şimdi esas beklediğim nokta tüm bu açlığın üzerine şu yapacağımız garip kekten çok umutluyum. Sanırım bu açlığın üstüne ne olursa olsun bana çok güzel gelecek, o ayrı. Üzerine bir de çay keyfi dedi. Çayımız olmamasına rağmen şimdi çam iğnelerinden bir çay yapacağını iddia etti. Evet, açıkçası benim için keyifli geçiyor. Yani şu ana kadar kullandığımız her şeyi, hiçbir şeyi boş yere kullanmadık. Hepsini doğanın bize verdiği kadarıyla kullandık. Aslında herkesin yapması gereken belki de neyin içerisinde yaşadığını bir kez daha hatırlaması için çok gerekli ve geçerli olduğunu düşündüğüm bir hareket, bir hamle. Benden bu kadar. Ben kekimi bekleyeceğim bundan sonra. Ayko, çay getirdim sana. Ne yaptın? Ben yokken iyi miydin? Vallahi kekin arta kalanını kazıdım. Ne oldu? Çıkardın yedin mi yoksa onları? Yok. Çiğini devam ettim. Bir de birazcık mi? Seni çekiştirdim. He. Bugün neler yaptık, ne ettik diye. Bir çay mı olacak? Evet. Bunlar taze sürgünleri. Hı-hı. Dikine değil yana gidenlerden kopardım ki dalın boyu normal uzamasını devam ettirsin diye. Ekmekle kek arasında bir şeydi değil mi? O zaman kekmek. Kekmek diyelim buna. Bunun ismi kekmek. Böğürtlenli kekmek. Evet. Böğürtlenli yayla kekmeği. Bak bu daha güzel oldu. Pekmezin tadı böğürtlenin ekşisi karışmamış. Yalnız böğürtlenli tarafı çok acı. Harika olmuş. İnsanların evine girdik. Evet. Sobalarını yaktık. Ununu kullandık.
Gerçi kapkacak bizim de. Biz ya yemeğimizi de yaptık. Daha doğrusu ekmeğimizi yaptık. Onun yarısını onlara ayıralım. Gelirlerse yerler. Ben geliyorum. Ama şu an hiçbir hareket yok. Gelmezlerse burayı toparlayıp dürüp çıkacağız. Sabah. Ama burada böyle bir gelenek var değil mi? Yani tabii. Yayla evine geldiğin zaman. Aynen. Kim gelirse gelsin misafir ederler. Hı-hı. Yedirirler, içirirler. Merhaba deyince tanrı misafir olursun orada artık. Bir şey bağlamış alalım mı biraz ya? Mırıldanalım. Vallahi işte şeye. Geldiğimizde bir çalarım dedin. Şimdi çok sevdiğim bir Tokat yöresinin ezgisi var. Anonim. Bunun melodisi de çok güzel. Bunu deneyeceğim şimdi. Çalabilirsek bunu birlikte söyleyelim mi? Vallahi güzel olur. Isı farkından dolayı çok çabuk bozuyor akordu bunun herhalde burada. Neler bayağı kaymış. Melodiyi sana çalacağım, hatırlarsın mutlaka bak. Eğer duymuşsan. Ötüyor kuşlar sabahın seherinde, ötüyor kuşlar balınan yorulmuş o sırma saçlar. Çekilmiş karadır kaşlar, kudretten çekilmiş karadır kaşlar. İşte bu gönlümün cananı aç gözünü sevdiğim cananın geldi. Gündüzün şerri gecenin hayrından iyidir diye bir atasözümüz vardır ya hani. İşte Hayko ve ben de aynen bu sözdeki gibi doğada iki gün yaşadık. Seher vakti gün ağrırken işe koyulup gün batana dek çalışmak hem daha verimli hem de çok rahatlatıcıdır. Gece de erken uyuduğumuzda mutluluk hormonlarımız daha iyi salgılanır. Kendimizi daha neşeli ve daha enerjik hissederiz. Artık bundan sonra Hayko ve ben kuzey istikametindeki en yakın yerleşim yerine orman yolundan yürüyerek 2,5 saatte ulaşmayı hedefliyoruz.